Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kubilay Bayıklı. Bugün sizlere bir sene önceki hazırlamış olduğum, yaklaşık olarak tabii bir sene önceki hazırlamış olduğum videodan bahsedeceğim. Mimari'de kendimizi nasıl geliştirebiliriz adlı bir videomdan. Ee, bu bölümde yani sizlere bir Salt Online'ın bir arşiv oluşturduğunu ve bunu yayınlayacaklarını söylemiştim. Ancak gerçekten çok bekledim. Yani yaklaşık bir yıl sonunda bir yıl gibi 11 ay gibi bir süre sonrasında aslında bulabildim. Yani hem yorumlarınız için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani buradaki destekleriniz için de bir diğer taraftan çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Salt Online'ın gelin arkadaşlar bu arşivlerini bir göz atalım. Salt Online'ın ana sayfasında arkadaşlar bu tür mimarlık ve tasarım ile alakalı, kent, toplum ve ekonomi ile alakalı aslında birçok arşiv koleksiyonları oluşturduğunu gördüm. E-yayınlar, blog yazıları, ve projeleri ve benzeri video kayıtlarıyla birçok işler yaptılar. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü birçok konuda bizleri aslında bu yükten kurtarıyorlar. Birçok arkadaşlar araştırma, eğitim arşivlerini sunduklarını gördüm. Tabi bu süre içerisinde gerçekten sürekli olarak takip ettim kendilerini. Ancak herhangi bir e, arşiv falan yerlerini bulamadım. Ancak arkadaşlar belirli bir süre geçtikten sonra arşivlerini oluşturduklarını gördüm. Ve bu arşivlerini açtıklarını gördüm. Bununla birlikte bu arşivi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten açık olacaktır arkadaşlar. Şu anda tamamen açık bir sisteme dahil etmişler. Ve buradan arkadaşlar sizlere ilk olarak şu salt araştırma butonuna tıklayarak arkadaşlar yeni bir sayfayı yönlendiriyor bizi. Bu salt araştırma içerisinde arkadaşlar bizim aşağıya doğru gittiğimiz zaman üç farklı koleksiyonla karşılaşacağız. Sanat, mimarlık ve tasarım, kent, toplum ve ekonomi. Bu üç farklı alan içerisinden arkadaşlar istediğiniz arşivlere ulaşabilirsiniz. Tabi paylaşılan arşivler içerisinde. Yani sanat içerisinde belirli kategoriler var. Mimarlık ve tasarım içerisinde belirli kategoriler var. Kent, toplum ve ekonomi içerisinde de aynı şekilde. Mesela sanat içerisinde arkadaşlar buradaki göreceğiniz farklı tiplerdeki arşivleri görebilirsiniz. Bu arşivler için tabi daha detaylı olarak bakın keşfet kısmın içerisinden belgeler kısmından da buradan istediğiniz bir belge varsa bu tür belgeleri arkadaşlar buradan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte yayın tarihlerini buradan görebilirsiniz. 1900'ler ve 2000'ler ile alakalı burada 100 yıl arşivi yapıldığını görebilirsiniz. Ve Türkiye'deki diğer sanat kısımları ile alakalı arşivlere de buradan ulaşabilirsiniz. Tabii bu kısımlar ile alakalı detaylı bilgiler de buradan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir istediğiniz kısımlar, sanatçılar olsun, Türkiye'deki sergiler olsun bu sayfa üzerinden sanat kısmına ulaşabilirsiniz. Diğer kısmımız mimar ve tasarım. Yani beni daha çok cazip eden kısımlardan birisi bu arşiv içerisinde ise arkadaşlar farklı alt yapılar var mesela mimarlık tasarım ile ilgili fotoğraf seçkileri ve muhtelif adı verilen birkaç alanlar karşıma getiriyor ve bununla birlikte tabii mimarlık ile alakalı türleri buradan görebilirsiniz bunu da geçeceğim şimdi son bir kısımda anlatmak istiyorum kent toplum ve ekonomi ile alakalı Tabi bu tür arşive de 19. yüzyıldan bugüne Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nden birey hikayeleri toplum yaşamı ve yapılı çevre ilişkin bilgiler içerir. Yani bu tür bir diğer taraftan gazeteler, küpürler, dergiler, mektuplar, dosyalar ve transkripsiyon formlarına, raporlara birçok kısma buradan ulaşabilirsiniz. Dergilere, mektuplara ve eğitim, hane ve aileler, kurumlar yani inanılmaz şekilde bir arşivimiz var. Ve bu arşivden arkadaşlar yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte mimarlık ve tasarım kısmına bir geçiş yapalım ki en çok dikkatimizi çeken şeylerden birisi de bu olacaktır arkadaşlar. Mesela mimarlık kısmına geçiyorum ve mimarlık kısmında arkadaşlar bu görmüş olduğunuz insanların projeleri var tabi hepsi birbirinden değerli. Ali Sahin Bürgen, Altuğ Behruz Çinici, bu Çinici Arşivi dediğimiz arşiv, Cengiz, Bektaş. Doğan Tekeli ve Sami Sisa'nın ortaklaşa kurmuş oldukları Tekeli ortaklığı ve bununla alakalı projeler ve birçok belgelere buradan ulaşabilirsiniz. Erkal Güngören, Fazlı Safet Aysu, Harika Kemali Söylemezoğlu, Hayati Tabanlıoğlu, Mustafa Şemsettin Şeniz, Peykan Yaşar Dalbaşar, Sedat Hakkı Eldem ve Utarit İzgin'in arkadaşlar çok güzel kısımları var. Ki bu insanların arkadaşlar bir diğer taraftan ulaştığımız fotoğraflar, çizimler, belgeler, projeler, daha birçok aslında raporlar hazırlamış oldukları raporlar, girmiş oldukları mimarlık yarışmaları gibi daha birçok kısımlara bu görmüş olduğunuz sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Kimi merak ediyorsanız arkadaşlar gelin burada kısmına geçin, ismini seçin ve bu kısımlardan arkadaşlar üretmiş oldukları bütün projelere buradan ulaşabilirsiniz. Mesela neyi takip etmek istiyorsunuz, neyi bilmek istiyorsunuz? Örneğin herhangi bir kısma geçelim. Mesela Taksim Meydanı kentsel tasarım yarışmasına bir giriş içerisinde bulundum. Çizimler ve fotoğraflar kısmı var. Çizimler kısmına geçiyorum. Çizimler kısmına geçtiğimde arkadaşlar bu projeler ile alakalı detaylı artık projeleri görebilirsiniz. Herhangi bir kısmına girip yani herhangi bir resim üzerindeki buradaki detayına girip bu görmüş olduğumuz ekran içerisinden arkadaşlar bu resme ulaşabilirsiniz ki bu resmi de indirebilirsiniz bir diğer taraftan detaylı bir şekilde. Yani ben şuradaki indirme butonu ve gösterme butonu iki farklı buton var arkadaşlar bu kısımda. Mesela buradaki kısımda ise yani bu dosyayı indirebilirsiniz. Şöyle ki ben şöyle indirme butonuna basıyorum. Arşiv bir diğer taraftan gerçekten çok detaylı ve büyük olduğu için taramalar çok büyük olduğu için arkadaşlar dosyanın boyutu da yüksek olacaktır. Mesela dosyamı açıyorum. Bu görmüş olduğunuz proje üzerinden, plan üzerinden, bir diğer taraftan istediğiniz kısımlara, istediğiniz ve veya merak ettiğiniz tüm projelere buradan ulaşabilirsiniz. Kesitini görmek istiyorsunuz, detayını görmek istiyorsunuz veya projenin Hafta şemasına bakmak istiyorsunuz. Birçok arkadaşlar alanda tüm açıklamalar mevcut. Buradan da görebilirsiniz mevcut işte, çizimi. Mesela kuşluk kısmı bakın görebilirsiniz nasıl çalıştıklarını Ve Neler Burada ürettiklerini Evet yani daha çok Kısımlarında işte neye dikkat ediyorlar mesela ülkesel düzeyde Landmark milengi Atatürk anıtı. Yani Landmarkları yazıyorlar Birçok detayları yazıyorlar projeler içerisinde inanılmaz şekilde detaylar var Yani bu tür detayları kesinlikle ama kesinlikle kendi arşivinize de katabilirsiniz. Yani zaten arşiv internet üzerinde ancak merak ettiğiniz bölümleri ve kısımları bilgisayarınıza indirerek bu kısım üzerine detaylı bir şekilde arkadaşlar araştırma yapabilirsiniz, bakabilirsiniz, kıyaslayabilirsiniz veya nasıl çalıştıklarına dair bir bilgi edinmek istiyorsanız bu tür işlemleri arkadaşlar bu proje üzerinde görebilirsiniz. Daha birçok aslında projeler var. Yani bu sadece bir tanesi. Yani bu Çinice arşivinden mesela ben tekrardan mimarlık kısmına geçtiğimde Buradaki görmüş olduğunuz tüm kişi ve şahısların projeleri ile alakalı sunulan veya açılan arkadaşlar arşivlerine ulaşabilirsiniz. Mesela Tabanlıoğlu Arşivi. Hayati Tabanlıoğlu. Afişlerine mi bakmak istiyorsunuz? Basından bilgilere edinmek istiyorsunuz. Bilgiler mi edinmek istiyorsunuz? Belgelerine mi bakmak istiyorsunuz? Fotoğrafına mı, projelerine mi, videolarına mı? Tabii birçok arkadaşlar içerikler burada. Oluşturulduğu için bu tür şeyleri bu web sitesi üzerinden detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. tabi dediğim gibi bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu kullanış kısmını buradan seçebileceğiniz gibi bir diğer taraftan keşfet kısmında veya koleksiyonda ara kısmından arkadaşlar bir seçenek ile yani bir araştırma çubuğu ile istediğiniz bilgi hakkında buradan arama yapabilirsiniz. tabi dediğim gibi mimarlık kısmı bu şekilde tasarım da aynı şekilde. E, tasarıma giriş yaparsak eğer buradaki tasarımsal işleri kimler yapıyorlar neler yapmışlar bu kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Evet ben çok mutlu oldum arkadaşlar gerçekten yani e, bu tür arşivin açılmasını ve e, sizlere sunulmasını bilmiyorum herhangi bir haberiniz ya da bilginiz var mı? Ancak ben de bu şekilde sunmak istiyorum. Umarım arkadaşlar bu bilgilerle alakalı detaylı bir şekilde projelerinize katkı sağlamak için olsun veya bu tür işlemleri tartışmak ile alakalı tüm konular olsun bu site üzerinden ve bir diğer taraftan koleksiyonlar üzerinden detaylı bir şekilde tüm işlemleri buradan görebilirsiniz. Yani toplumumuzun merak ediyorsunuz? Ekonomik altyapımızın nasıl değiştiğini ve bunun ile alakalı belgelere, gazete, küpür, gazete küpürlerine detaylı raporlara ulaşmak istiyorsanız kent, toplum ve ekonomi Mimarlık ve tasarım hakkında bilgi edinmek istediğiniz daha çok aklınızda kalan veya gerçekten bu kişi nasıl çalışmış, neler yapmış, raporlarında neyi yazmış, neyi ön plana çıkarmış gibi konuları tek tekrardan öğrenmek istiyorsanız mimarlık ve tasarım kısmına ve sanat ile alakalı diğer tüm kısımları gerçekten göz önüne almak istiyorsanız ve, ve bir diğer taraftan ülkemizdeki yapılan bu işleri merak etmek istiyorsanız sanat kısmını seçebilirsiniz. Daha birçok ger gerçi alanlar mevcut. Ancak ben bu tür e, işlemi yaptığımı gerçekten çok mutluyum. Çünkü çoğu kişimiz bu tür kişilerin neler yaptığından herhangi bir haberimiz yok maalesef. Ancak arkadaşlar istediğiniz kısımlara geçerek bu tür araştırmaları bir an önce yapabilirsiniz ve detaylı bir şekilde neler oluşturduklarına dair en azından elinizde kanıtlar ve bir diğer taraftan bir arşiv olacaktır. Bu görmüş olduğunuz kısımda arkadaşlar istediğiniz koleksiyonlara ulaşarak dediğim gibi arşivlerine ulaşabilirsiniz. Evet bu bölümde yaklaşık bir sene oldu ve bir senedir aslında bu şeyi takip ediyordum ve karşıma çıkmıştı gerçekten çok merak ediyordum. Ancak başlamaya beraber bu arşivin çıkmasıyla beraber bir diğer taraftan arkadaşlar istediğimiz ve istediğiniz daha doğrusu araştırmaları ve bu tür şeyleri bu görmüş olduğunuz web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz Evet umarım arkadaşlar yararlı olmuştur bu tür şeyler yararlı oluyordur yani e, bu alanla ilgili tabi daha çok video yapmaya özen gösteriyorum ancak elimden geldiği kadar bir şeyler üretmeye çalışıyorum ancak arkadaşlar bu arşiv işlemi ve bir diğer taraftan kendimizi geliştirme konusunda bu tür şeylere de dikkat daha çok dikkat etmek gerektiğinin kanısındayım ve e, bu tür paylaşımları yapmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Bununla birlikte e, umarım bir diğer taraftan istediğiniz araştırmayı, istediğiniz arşivi, istediğiniz kişileri veya istediğiniz resimleri bu görmüş olduğunuz sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi koleksiyonlar içerisinden istediğiniz kısımlara ulaşabilirsiniz. Evet gerçekten çok mutlu oldum. Yani bu zamana kadar herhangi bir kimsenin arşivine ulaşmak, e, ünlü mimarların ve daha öncekilerin, daha ön, bizden önceki neslin neler düşündüğünü, neler yaptığını bilmek gerçekten çok yararımız olacaktır. Ve kendimizi ki bu konuda geliştirebiliriz. E, bu tür işlemlerde arkadaşlar yine tekrardan saat online'ı takip etmenizi ve bir diğer taraftan buradaki yapılan araştırmalar ile alakalı teknik bilgileri ve bir diğer taraftan web üzerinde yani bu sanal alem üzerinde arkadaşlar farklı farklı araştırmalara ve e yayınlara buradan ulaşabilirsiniz. Evet bu bölümü de bu şekilde bitirmek istiyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.